Arkadaşlar, hoş geldiniz. Dostlar, bugünkü konumuz evlerimizde, bürolarımızda, hayatın her alanında kapılarımızın kilitlerinin bakımı arkadaşlar. Bakın bunu sesiyi dinleyin. Demirin demiri sürttüğü sesi böyle şırır şırır diye hissediyorsunuz, duyuyorsunuz dostlar. Şimdi biz bu kapının kilidi yeni olmasına rağmen ortalama ömrü 3 sene civarında arkadaşlar. Biz bunu 8, 7, 8 seneye çıkaracağız. Nasıl çıkaracağız? Yağlayıp bakımını yapacağız. Hem ömrünü uzatmış olacağız hem de açılıp kapanırken açıp kapama konforu artacak arkadaşlar. Gerçek manada hissedeceksiniz. Kola işte çökmeden kapatmaya kadar gerçek manada şıkır şıkır olacak arkadaşlar. Hadi sözü girizgahı fazla uzatmadan hemen işlemimize başlayalım. Bu iç kapı kilidimiz rozetli tip şeydir arkadaşlar. Kilit sistemidir. Bakın bunun burasında şu rozeti var arkadaşlar. Rozeti şu alt tarafından şöyle birazcık sıkı geçebilir. Şöylece yerinden çıkarırız dostlar. Şu vaziyette bu kapağı çıktı. Sonra hemen bunun altında bakın şu rozetin sunta vidaları var kısa. Onları şöyle hızlıca alırız dostlar. Evet, bunu alınca bu kolun hemen şu alt tarafında 4 alyanla sökeceğimiz şeyimiz var arkadaşlar. Köşeli mil sıktırma cıvatamız var dostlar. Bunu gevşettiğimiz zaman bu kol yerinden böylelikle çıkacak arkadaşlar. Bakın içinden öğünmüş şey çıktı. Metal tozu çıktı arkadaşlar. Bakın bak. Bak sesi az önce görüyor musunuz gıcırtıyı? Şimdi bu gıcırtı biz takarken olmayacak. Aynı zamanda zor çalışmanın şöyle de bir yağsız çalışmanın şöyle de bir problemi var. Biz bunu zorladıkça yağsızlıktan mütevellit arkadaşlar bu şuradaki vidaları zorlayıp bu vida yataklarını patlatıp bize sorun çıkarıyor arkadaşlar. Yağlamanın da bu faydası olacak dostlar şimdi. Evet. Şu köşeli demirimizi de hemen şöylece çıkardık arkadaşlar. Bu karşı tarafını da sökeceğim. Karşı tarafını da sökeceğim. Niye sökeceğim? Çünkü aynı şekilde bu kolu da yağlayacağım arkadaşlar. O yüzden sökmem gerekiyor. Ondan önce şurada. Evet dostlar. Şurada kilidimin iki tane vidası var dostlar. Eğer bu dış kapı kilidi olsaydı barelin bir de şurada vidası olacaktı. Onu sökmem gerekecekti arkadaşlar. Bu iç kapı kilidi olduğu için ona gerek yok dostlar. Şimdi ne yaptım? İki vidamı da söktüm. Hemen şuradan şöylece kilidi dışa doğru asıldım arkadaşlar. Tabi anahtarını da çıkarmayı unutmuyoruz. Anahtarını çıkardım. Kilidi yerinden söktüm arkadaşlar. Hadi masamızı yatıralım ve bakımını yapalım dostlar. Evet. Masamı kilide yatırdım dostlar. Bakın bunun burada 1, 2, 3 tane yıldız tornavidalı vidaları var. O 3 tane vidamızı hemen sökelim dostlar. Birini söktük. İkinciyi de aldım. Üçüncüyü de aldıktan sonra arkadaşlar kapağımızı kaldırdım. Hemen şu vidalarımı şöylece bir köşeye koyayım. Bazı ustalar benim videolarımı izleyince diyorlar ki bu kilit bu şekilde yağlanmaz. Ben yıllardır anahtarcıyım. İlk defa senin yağlandığını falan görüyorum diyorlar. Bakın arkadaşlar ben ustalara diyorum ki aklın mantığın yolu bir. Bunu firma ben bu kilidi daha ilk defa açtım. Firma bakın. Bunu takarken yağlamış ama bana göre yine yetersiz arkadaşlar. Sadece oralar değil buradaki bilyalar vesairelerde kesinlikle ve kesinlikle yağlanması lazım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle şeyimizi şu üstteki şu parçamızı alıyoruz arkadaşlar.
şu parçamızı aldık. Şunları yerinden çıkardım. Evet. Şimcik. Şimcik dostlar. Şurada hemen benim bir kres kutum var. Kres kutumu buraya alıyorum. Parmağımla şöyle arkadaşlar. Kilidimizi yağlamaya başlıyorum dostlar. Evet. Şu birinci parçam. Yerine oturtturdum. Evet. Şu ikinci parçam. Şu aksamına da şöyle güzelce yağlıyorum arkadaşlar. Bilya'nın oturduğu yatak dostlar burası. Bilya'nın oturduğu yatak. Şimcik. Şöyle ters taktım. Şöyle düzeltiyorum. Evet. Şöyle güzelce yağladım. Şu parçamı da şöyle güzelce yağladım arkadaşlar. Rulmanımı yağlıyorum. Bakın. Adamlar buraya bilye koymuş ama yağsız koymuş. Yağsız konmaz dostlar. Yağsız konmaz. Şimdi yiğit olur hakkını yeme. Bunu yağsız takma. Takma kardeşim. Bütün parçalarını, hareketli bütün parçalarını yağlıyoruz arkadaşlar. Yağlıyoruz. Evet. Şimdi şunu da yağlayalım. Şunu da yağlayalım arkadaşlar. Evet. Şu kısımda kitleme mekanizması. Yağlamışlar ama tekrar ben bir daha yağlayacağım. Çünkü o kadar çok sesi değişecek ki, o kadar çok teşekkür edecek ki bu kilit sistemi bize. Yani onu mekaniğin yağsız kalmaması gerektiğini bilenler beni çok yanılacaktır. Evet, şimdi şu kilidimizi de aynı söktüğümüz gibi yerine takalım. Evet. Hemen şu yayımızı da yağlayalım. Şimdi dostlar, son olarak şunu da yağlayalım. Ve şu kapağımızda şu bilyanın oturduğu yatak var arkadaşlar. Orayı da bir yağlayalım. Sürten kısımlar var birkaç tane. Oraları da sürelim. Evet. Şöylece koyalım. Şimdi bakın şunu şöyle bir kenara çekeyim. Şu sistem sizin kafanızı karıştırabilir. Nasıl takacağız, ne edeceğiz diye. Hiç kafanızı karıştırmasın. Şunun şuradaki şu küçük çentik. Bakın arkadaşlar. Şuradaki tırnağa gelecek şekilde şunun arka tarafına doğru geçiririz. Bu kilidimizin şu arka tarafına doğru gelir dostlar. Şu arkasına doğru gelir. Evet, bu bunu ittirecektir. Sorun değil, ittirsin. İttirsin arkadaşlar. Ne yapıyoruz dostlar? Biz şu parçamızı, yayımızı takmadan önce şuranın geniş tarafı var, dar tarafı var. Şuradaki kısma dar tarafını getiriyoruz. Sonra şu köşeli demirimizin geçtiği demir var arkadaşlar. Onu yerine oturtuyoruz. Tamam mı dostlar? Sonrasında şunu
Şu vaziyette arkadaşlar, şöylece yerine oturtuyoruz. Tamam mı? Çünkü bu kilidimizi çevirince dilimizi geri çekecek arkadaşlar. Bu da o işe yarar. Şurada bunun yayı var. Yayı şuradaki şu kısım var ya, bak şuradaki bir çıkıntı var. O çıkıntıya denk getirip şu yayımızla yerine oturttuğumuz zaman arkadaşlar, en son olarak şu dilimizi ileriye iten yayımızı şu vaziyette oturttuğumuz zaman artık bunun işlemi tamamdır dostlar. Geriye sadece toparlamak kalıyor. Elimi bir sileyim. Evet dostlar. Kapağımızı sürten yerlerini, şu bilyanın çalıştığı çanağı güzelce yağlamasını yapmıştık arkadaşlar. Şu vaziyette kapağımızı yerine koyduk. Kapağımızın eskisi gibi böyle yerine oturması lazım. Zorluyorsa bilin ki bir yerini yanlış yapmışızdır. Eğer siz sökerken karıştırırım diyorsanız benim gibi ya video çekin ya da fotoğrafını çekin ki takarken zorlanmayasınız arkadaşlar. Bu önemli bir konu. Hep derler ustalık nedir? Ustalık sökmektir arkadaşlar. Bir şeyi sökerken hafızada iyi tutmaktır. Sökerken sorunu, problemi görebilmektir arkadaşlar ustalık. O yüzden her zaman derim, iyi usta, meşhur bu laf vardır ya, parça arttırır diye, arttırmaz arkadaşlar. O iyi usta değildir. İyi usta hatta ve hatta parça ekleyendir. Mühendisin, firmanın, ustaların eksikliğini görmektir arkadaşlar iyi ustalık. Şimdi bu kilidimiz tamam. Bu kilidimizi hemen şöylece bir kenarıya kaldıralım. Kilidimizi kaldırdık. Şimdi köşeli demirimiz vardı ya, köşeli demirimize de şöyle incecik bir yağ sürelim arkadaşlar. İncecik bir yağımızı sürelim. Onu da şöyle bir köşeye koyalım. Ardına şırıngamız maharetiyle arkadaşlar, bakın bunun şuralarında, şu kısımlarında sürtünen yerler var arkadaşlar. Oralara güzelce ince yağımızdan damıtıyoruz dostlar. Şöyle damlatıyoruz. Hatta biraz da üzerine gres yağı süreceğim. Daha güzel, daha iyi yağını sonra yavaş yavaş şeye versin diye, adını söyleyin, o parça yağlasın diye gres yağı süreceğim arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Çalışması hemen değişti. Hemen o kadar kolay yukarıya kaldırıyor ki. Yani o sürtünme, o gıcırtısı vesairesi de böylelikle kaybolmuş oldu arkadaşlar. Şöyle ağzına yüzüne de süreyim biraz. Şu kısma da süreyim de o zamanla içine doğru alsın. Bir de bunun karşı tarafında şey vardı ya dostlar. Aynısı. Aynı şekilde bunu da onu da bu şekilde söküp yağlamakta fayda var. Çünkü gerçekten burası da kilidi baya baya zorluyor arkadaşlar. Şimdi dostlar kilidimizi aynı söktüğümüz gibi nasıl çıkardıysak önce içeriden asılmıştık. Şimdi de yerine itiyoruz arkadaşlar. İki tane sabitleme cıvatamız var. Onu yerine ve üsttekini de yerine tutturup sıkalım dostlar. Evet, bakın şöyle tam yerine oturdu. Kanalına oturmasına dikkat edin dostlar. Eğer üst tarafı falan üstüne binerse, kanala oturmazsa karşı taraftaki kasaya değip kapanması zorlayacaktır arkadaşlar. Şimdi onu yerine kilidimizi yerine sabitledik dostlar. Arkadaşlar sıradaki işlemimiz bakın bunun burasında şu rozetin cıvata delikleri var, vida delikleri var arkadaşlar. O vida delikleri zamanla işte yassılıkla mütevellit genişler dedik ya. Eğer genişlemişse, vidalarımız sıkmıyorsa farklı yere atmamız da olmayacaktır. O yüzden biz bakın şöyle bir kürdan yardımıyla şöyle içine sokup vida yatağı yalam olduysa sonra şöyle de kırıp deliklerini, bak diğerlerinin hepsini yaptım. Bir tane de size göstermek istedim arkadaşlar. Yine sivri tarafıyla da
bir tane daha o bolluğu gidinceye kadar şeyimizi vida yatak kanallarımızın yalamalığını böyleliklece almış olacağız arkadaşlar. Şimdi onu yaptıktan sonra da o köşe yağladığım köşe demirini arkadaşlar hemen yerine taktım. Çok fazla da geçmemesi lazım. Size ya da şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi bunun şurada bir alt tarafında köşeli şeyi var ya, alyan cıvatalı yeri. O alyan cıvatamızı yerinden çıkarırız arkadaşlar. Şöyle çıkardık. Çıkardıktan sonra bakın arkadaşlar. Çok fazla geçirmeyiz. Şu deliği görüp şuradan delikten gözüküyor zaten. Bakın delikten hemen geçer geçmez. Şöyle geçer geçmez bu kadar yeterli arkadaşlar. Geçer geçmez hemen şu vidasını böyle sıkıca, iyice sıkıca sıkalım ki gevşemesin dostlar. Aynı şekilde karşıda da bir vidası olması lazım. Lakin o düşmüş. Bu tip vidalardan sanayiden temin etmeniz çok kolaydır arkadaşlar. Bir tane numunesinin örneğini ya da bu kolu götürün. Size o vidadan bir şey vereceklerdir arkadaşlar. Şimdi vidayı sıktıktan sonra arkadaşlar şimdi yerine taktık. Yerine taktık dostlar. Yalam olmuş vida kalanlarını da düzelttiğimiz için şimdi bizi hiç zorlamadan yani kolumuzu daha sıkı bir şekilde tutacaktır arkadaşlar. Yani bunu siz sadece şeylerde değil yani genelde mobilyalarda böyle problem olur. Ahşaplarda pek olmaz. Çünkü bunlar sıkıştırılmış, kağıttan yapılmış kapılardır arkadaşlar. Dediğim gibi şu yan taraflarından falan da atamazsınız. Çünkü yaylıdır. Yalam olan yerlerinizi kürdan, illa kürdan olacak diye bir şey yok. Ben basit ve pratik olsun diye kürdanı söyledim. Siz herhangi bir kazık parçası vesaireyle de bu işi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bunu normalde ustalar 3 tane takar bırakır. Ama biz 6 tane deliği var. 6'sına birden yağladıktan sonra takıyoruz ki kesinlikle bir daha oynayıp bize problem çıkarmasın diye arkadaşlar. Evet. Hani diyeceksin ki şarjı tornavidan yok mu? Şarjı tornavidan şu an için yanımda yok. Lakin eskiden şarjı tornavida da yoktu dostlar. O yüzden hiç problem yok. Elle de çok rahat bu işi hepimiz yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar son olarak da ilk başta söktüğümüz rozetimizi takıyoruz. Rozeti takarken bakın şurada bir girinti var dostlar. Şurada da bir zımbalanmış kısım var dostlar arkadaşlar. Bunlar karşılıklı iki tane. Buradaki girintiler de iki tane. Onlara denk gelecek şekilde arkadaşlar yerine getiririz. Ve şöylece işlemimiz tamamdır. Kapımız şıkır şıkır dostlar. Bir de şöyle kapanmasını göstereyim. O kadar güzel kapanmaya başladı ki sürtünme kat sayısı neredeyse minimize oldu arkadaşlar. Şıkır şıkır oldu. Artık bu bize uzun yıllar hizmet edecektir bu yağın ardına arkadaşlar. Son olarak kaba şöyle şeyini de silelim. Eğer benim gibi biraz fazla sürdüyseniz bu birkaç gün şuralardan akacaktır. Şu kısımlarını falan yapalım ki çoluğa çocuğa birilerine takım elbisenize, yeni elbisenize sürtüp bir yerlere batmasın arkadaşlar. Peki canlar, bir kapı kilidi bakım videosunun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle esen kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.